Deniz Zeyrek: Nereden nereye? Telefonum çalıyordu. Biraz meşguldüm ve numara tanıdık olmadığı için açıp açmamakta tereddüt ettim. Elimdeki işi bitirip geri ararım diye düşündüm. Ancak biraz daha çalınca belki acil bir telefondur diyerek açtım. Selamun aleyküm Deniz hocam dedi. Sonra kendini tanıttı. Adım Selami Kasimoğlu. Sizi bir arkadaşımın sorunuyla ilgili arıyorum dedi. Buyurun dedim ve dinlemeye başladım. Önce kendisini tanıttı. Milli görüş geleneğinden gelen, kendisini Saadet Partisi saflarını ifade eden, 28 Şubat döneminde layık devleti yıkmak, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan yargılanmış, muhafazakar bir vatandaş olduğunu anlattı. Yani hakkında yaptığım araştırmalardan da 1998'de Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandığını, beraat ettiğini, ileriki yıllarda da başörtüsüne özgürlük platformlarında aktif rol aldığını doğruladım. Arkadaşınızın sorunu nedir diye sorunca da Selami Bey anlatmaya başladı. Ravza Kavakçı Kan ile ilgili bir sosyal medya paylaşımının altına yorum yapmış. Polis gelmiş ve özür dilemezse sorun olacağını söylemiş. O da aynı yere özür mesajı yazmış. Bir süre sonra uzlaştırma için avukatlar gelmiş ve 10 bin lira verirseniz uzlaşma ile dosyayı kapatırız demişler. Arkadaşım 6 aydır işsiz. Hasta bir kızı var ve o parayı vermesi imkansız. Zaten yazdığı şeyde hakaret değil. Ablası Merve Kavakçı'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o muamele reva görülürken hüngür hüngür ağlamış, yıllarca bu işin mücadelesini vermiş biri olarak özür de direndiği için belki meseleyi kapatır diye Ravza Hanım'ın danışmanı ile temasa geçtim. Ancak kendisi danışmanı aracılığıyla avukatımla konuşsunlar artık mesajını iletti. Dosya mecburen mahkemeye gidecek. Selami Bey'in verdiği bilgileri araştırdım. Sosyal medya paylaşımını ve sorun edilen yorumları buldum. Yol TV sosyal medya hesabında AKP'li Ravza Kavakçı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girip aynı gün aldığı bursla ABD'ye gitmesine, ABD'deyken de çalışmamasına rağmen maaş almasına dair yapılan tüm haberlere mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi haberini paylaşmış ve MSÇ isimli vatandaş da bu paylaşımın altına hırsızlık yolsuzluk artık suç değil. Bunları ortaya çıkardan suçlu sayılıyor yorumunu yapmış. MSÇ yani büyük ihtimalle polis kapısını çaldıktan sonra da ikinci mesajında olumsuz yorum yaptığım için özür dilerim. Eleştiri yapmanın yasak olduğunu bilmiyordum. Kusura bakmayın ifadesini kullanmış. Daha sonra uzlaştırmacı Mehmet Ali Kortağ'ın MSÇ ve Ravza Kavakçı'ya gönderdiği uzlaştırma tekliflerini de buldum. Olaylar gerçekten de Selami Bey'in anlattığı gibi yaşanmış. Konunun bütün boyutlarına vakıf olduktan sonra iki tespit yapmak, bir temennimi dile getirmek ve bir soru sormak istiyorum. Birinci tespit, MSÇ'nin bir haberle ilgili sosyal medya paylaşımının altına yazdığı genel geçer ve özdinsiz bir tespiti, Ravza Kavakçı kanın kendi üzerine alınması, kendisine hakaret sayması biraz tuhaf kaçmış. İkinci tespit, Yaşanan olay, vatandaşların polis ziyareti, uzlaşma teklifi ve mahkeme tehdidiyle iktidar ve iktidar mensuplarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdiğine pişman edilmesinin, gelecekte de dile getiremez hale getirilmesinin tipik ve yaygın bir örneği olmuş. Üçüncü temenni, Dilerim davaya vicdanlı bir hakim bakar ve Ravza Hanım'ın konumuna, Kavakçı ailesinin devlette ve AK Parti'deki gücüne göre değil, hukuk devletiyle düşünce özgürlüğünün gerektirdiklerine göre bir karar verir. Soru, Selami Bey ve onun gibi inanç özgürlüğü mücadelesi verirken, Kavakçı ailesinin peşinden giden muhafazakarlara artık avukatımla konuşsunlar mesajındaki üstenci yaklaşım, hoşgörüsüzlük, hatta acımasızlık size en çok neyi hatırlatıyor? Mücadeleniz nereden nereye gelmiş? Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'i sollamış. Arya isimli araştırma şirketi 25-27 Temmuz tarihleri arasında 12 büyük şehirde 2212 kişiyle görüşerek Türkiye Siyasi Gündem Araştırması başlıklı bir araştırma yayınladı. Araştırmada benim açımdan iki önemli sonuç var. Araştırmaya göre bugün referandum yapılsa güçlendirilmiş parlamenter sistem büyük farkla tercih edilir. Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı sorusunda Mansur Yavaş diyenlerin sayısı Ekrem İmamoğlu'nu geçmiş. Listenin 3. sırasında ise Meral Akşener var.